Ne oldu, ne yapayım? Arkanda duracağım. Ha, arkamda mı duracaksın? Tamam. Evet. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Evet, çok istediğiniz sahur vlogu sonunda geliyor. Herhangi bir aksilik çıkmazsa. Şu an geliyor. Geliyor, evet. Günaydın evet. Arkadaşlar. Günaydın. Günaydın mı denir? Evet. İyi geceler denir. Gün bence. Doğdu. Hep uyandık siperlere dayandık. Uyandık siperlere dayandık. İçerisi karanlık be kız. İstiklalin uğruna da alkanlar. Karanlık. Babam her sabah bizi bununla uyandırırdı. Evet. Seni uyandırmıyordu. Sen niye evet dedin? Ne bileyim, çünkü sürekli söylüyordun ya ondan. Şimdi arkadaşlar, herkesin öncelikle Ramazan bayramı diyorum ya. Herkesin öncelikle Ramazan mübarek olsun arkadaşlar. Tuttuğunuz oruçlar Allah kabul etsin. Amin. Ne söylediysen amin dedim, bilmiyorum. Genelde Ramazan ilk günleri böyle sahurda böyle annelerimiz eskiden güzel böyle şeyler hazırlıyor. Böyle sahurun birinci günü, ikinci günü. Sonra o yavaş yavaş azalıyor böyle. Ramazan sonlarına doğru Allah, geldiğinde artık hiç sahura kalkmamaya başlıyorlar. Yemek hazırlamamaya başlıyor. Bana öyle denk geliyordu sürekli. Ben hiç hatırlamıyorum. Annem hiçbir şey hazırladığını hatırlamıyorum. Ya ben o zaman mesela şu an sen dedin ya bunları yapacağız diye. Evet. Ben hayatımda hiç öyle bir sahur yapmadım. İlk defa bu sabah yapacağım. Ya genelde işte benim dediğim gibi peynir, yani. Peynir, zeytin. Ne bileyim, ben karnım böyle doyana kadar işte pilav olsun, çorba olsun her şeyi yerim yerim, sonra evet, uyuyamıyorum. Sabah 7'de 8'de uyuyorum, sonra uyuyarak oruç tutuyorum. Sen de ezan okunacak ya yani, yeter ya. Ezana 5 dakika kala uyanıyorum, tam sonra orucumu açıyordum. Tam yemek yaparken anlatırsın ya. Ezan okunacak hiçbir şey yemeyeceksin. Ama şimdi ne yapacağız ya şimdi? Neyi ne yapacağız, sen demedin mi? Lan rol kesiyoruz şurada ikide. Asil şaka, pizza şaka yapacak. Ha evet, ben söylemiştim. Ekmek pizza yapacak. Pizza yapacağız arkadaşlar. Ne zaman dedin? Arkadaşlar o videomu şuraya koyacağım bir yerlere, işte oradaki pizzada ne yapacağım? En basit ha, yani evet, ev yapımı pizzası, onu pizza yapacağız. Pizza yapacak. Merve ben Hanım de menemen yapacak yapacağım. Merve Hanım en basit sana geldi. Evet, o zaman susuzluktan. Susuzluktan. Ya susuzluktan geberirsiniz artık, ne bileyim. Yemin ederim. Az koyarım. Bir tuzunu de su yok lan. Aa su yok. Çeşme suyu. Tamam. Bir koşu git su al bir yerden. Nereden alacağım, bakkallar her aşkım, yer kapalı yerden ya. Su. Eski Ramazan mı kaldı bakkallar sabaha kadar açık olsun? Yok yani. Böyle bir Ramazan mı vardı? Evet. Sanki? Ben hatırlıyorum, buraya geldiğimde 2015 falandır Ramazan ayında. Ben bakkallar sabaha kadar açıktı. Sen Kore sandın herhalde burayı. Yok. O zaman başlayalım, ben yapayım. Evet, öncelikle kaşarımızı rendeliyoruz arkadaşlar. Ben ne yapayım? Aşkım bilmiyorum sen. Ha sen sosis kesebilirsin. Evet, onlar böyle ince ince böyle yuvarlak yuvarlak kes. Aç bitir. Hindi kokteyl. Yani sosis ne kadar şey olursa, böyle yuvarlak olursa daha iyi olur. Bunlar 5 liraydı bir ara. Şu an kaç lira? 20 lira yazıyor galiba üzerinde. Ne 20'si? 32 lira. Ah 32 nerede o mi eski Ramazanlar? Ramazanla ne alakası var sosisin aşkım? İşte eskiden daha ucuzdu. Hiçbir şey. Sosis. Sosis kızım. Heh. Kokusunu aldı ya. Vermem ki sana. Bu rendeleniyor mu? Ah o eski bayramlar dediğin bir anını anlat. Ah o eski bayramlar dediğim mi? Eskiden bayramdan bir gün önce bayramlık kıyafetlerimi alırdım, başıma koyardım. Yeter lan yeter! Yeter! Öyle uyurdum. Hı-hı. Sonra işte sabaha kadar genellikle heyecanla uyuyamazdım. Ama işte böyle 3 gibi 2 gibi uyuyakalıyordum yine. Sonra sabah köründe böyle dedem uyandırıyordu beni, camiye götürüyordu. Bizde şey yok ha, bayramlarda el öpme falan muhabbeti yok. Ne yapıyorsunuz? Şey, alnımı öpüyorsunuz? Yok, alnımızı niye öpelim aşkım? Bizde öyle bir şey yok. Ben Türkiye'ye geldiğimde çok şaşırmıştım, biliyor musun, el öpme şeyine. Niye aşkım? Niye o kadar şaşırdın? O kadar çünkü şaşırılacak bir şey o kadar değil aslında. Mesela camide bir de sıraya geçip böyle herkesin elini öpüyorsun ya böyle tek tek. Camide nasıl? Kimin niye elini öpüyorsun ya? Aşkım valla bilmiyorum ben. Buraya geldiğimde işte Giresun'a şey köye gittim. Abi camide herkesin i̇şte, elini öpmek. İşte mahallede gelişim tanıdık olunca sıraya. Az seni şey getirmişler bence, ya Tonga'ya bayram getirmişler. Bayramlaşıyorsun, el öpme zorunda değilsin yani.
Yani şey bilmiyorum hani ben Giresun'a gittiğimde herkes böyle yaşı büyüklerinin elini öpüyordu yani herkes böyle işte. Orada herkes birbirini tanıyor falan o yüzden mi? O yüzden büyük ihtimal çünkü tanıyordu herkes birbirini biliyor. Yani normalde öyle bir şey yok yani. Aşkım böyle götürdü işte öyle 30-40 kişi vardı böyle herkesin elini öptüm oradaki. Aynen. Zaten bayramın herkes ikinci günü. Herkesin elini öpme yani. Bayramın ikinci günü ateşim çıkmıştı yani onu hatırlıyorum. Ondan ne oldu bilmiyorum ama. Burada çok iyi kesiyorum. Ya, hep iyi, uyandık aferin, siperle. Babam her sabah bizi bununla uyandırıyordu ya. Hatırlıyor musun? Bizi çok sinirleniyordu. Ben aynı bu şekil. Her sahura kalktığımda abimle böyle dangalak gibi gülüyorduk biz. Ve her seferinde babam şeydi, içinize cin kaçmış diyordu bize. Çok sinirleniyordu bizim böyle eğleniyor olmamıza. Allah Allah. Abi mutlu olması gerekmiyor mu ya? Peki, o ne güzel çocuklarım işte eğlenerek kalkmışlar sahura falan diyeceğine. Bize şey yapıyor. Ay bu ne olmuş? Ne olmuş? Anam sosis. 30 lira verdim bir de buna. Sosis bozuk çıkmamıştır umarım. Devam 30 lira verdim çünkü. Bayramda ne diye hangi şarkıyla kaldırıyordu sizi? Bizi her zaman gün doğduğuyla kaldırıyordu aslında. Bayram normal gün fark etmeksizin mi? Ha. Bir de şey vardı işte. Bayram sabahı şeyle kaldırıyordu. Bu Barış Manço'nun bir tane şarkısı var ya. Dönence mi? Hayır ya dönenceyle hiç kaldırdım ki. Ahmet mi? Ahmet. Çizmeli Ahmet. Hayır. Çizmeli Ahmet. Bu şey hani uyanın çocuklar neydi ya? Hem bugün bayram. Bayram. Erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileri. Giyelim. Onu ben de dinlemiştim. En güzel elbiseleri. Elimizde taze kır çiçekleri. Tamam benim ben şeyim mutlu. Hazır. Sen daha yapamamışsın onu. Ben şuradan domates sosumuzu alayım. Gizli şey safe hazinemizden. A1 Türkçesi. Biri yoruma yazmış ki benim o videomda, pizza videomda. Demiş ki Asi abi de eğer domates sosunu kola şişesine koyduysa o da fakirdir demiş. Fakirlikten değil arkadaşlar. Köyden yolluyorlar. Allah'ım yarabbi. Oğlum bu harbi bu harbi kola gibi açtım diye gaz çıktı. Ay, niye sökmedin? Sökseydin. Oğlum bu bozulmuş mu lan? Bakayım. Ant üzerine bir şeyler başkırıyor bunu. Bakayım. Bak gazı çıkıyor biliyorum. Bozulduysa domates sosumuz yok. Hayır, nasıl yapayım? Saçmalama bozulmamış. Ne oldu lan? Bozulmuş o bozulmuş. Fokurduyor gör. Harbi ama fokurduyor. Baksana kaynıyor. Kendi kendine kaynıyor. İşte asitli bir şey, domates asit ya. Bu şey gibi. Ölür müyüz acaba? ne gibi biliyor musun? Şey olmuş gibi. Ne denir ya? Bayağı turşu. Yani turşu gibi. Turşulanmış şey yani. Yani bir şey olmaz yok, o zaman. Yok, hiçbir şey olmaz. Yiyip orucumuzu yarı günde açıyormuşuz hastalanıp, sıçıp, kusup. Dur birazını şuraya dökeyim ya ne olur ne olmaz. Dökme şöyle, be. Şöyle üst tabakasını. Asi bence sıçar. Alttadır onun tabakası. Baksana şuradan şöylece fokurduyor ya. Nehir yaptık. Şuradan da fokurdu. Ya şimdi güvenemiyorum ya. Bak şimdi normalleşti kokusu. Bakayım evet. Ben de. Ay bak, çok normalleş, kötü doğradım ya. Normalleşti. Şey sarımsaklı işte bu. Biraz zeytinyağı. Ezan okundu sana o sosis doğraman lazım. Çok güzel doğradım sosisleri. İkili doğruyorum aşkım sana. Hızlı olsun diye. Aferin. Bak, aferin, aferin. İkili doğruyorum. Aferin. Kekikimiz nerede Meryem bizim? Oğlum bizim kekik nerede lan? Nasıl ya? Of al. Acı çekti ya. Bir tane kekik bulacaksın. Şurada duruyor bir de. Ne yaptın? Bütün kekik. Oğlum hepsini döktüm. Lan bunun bu aşağı kadar açıkmış. Bir şey olmaz. Bir bu... şey olmaz. Bir şey olmaz. Ha, değil mi? Zehirlenmemizi önler bu evet, kekik. Evet evet. Başka ne yapacağım ben? Başka bir şey yapmayacaksın. Çok yoruldum. Aynen. Sen git uyu. Ben de şey menemen malzemelerini yapayım. Ne menemeni ya? Menemen de yapacak. Menemen aynen. Yapmayacağız mı? Harbi lan domatesler var ya. Domates sıçışırdı. Asi bir şey yaptı. Aklıma menemen sen geldi. Yumurta yap aşkım. Ne yumurtası ya? Ne yapayım? Ne yapacak? Başka bir şey yapacaktınız. Dur tepsiyi çıkarayım. Hazır. Ne menemen geldi mi? Oh my god! Videodan kalmış. Sıçacağım ya ben yiyeyim. Sen bir kendine tost yap bence. Cacık yapsam daha iyi. Cacık yapayım değil mi? Tamam ben de cacık yapayım. Oh, ama suyumuz yok ki. Sahurda cacık mı? Hayır ya. Siyanürlü su. O zaman Asi bir koşu su alıp gelsin. Şimdi tepsimize yağlı kağıt koyduk. Bir de yorumda biri demiş ki yağlı kağıda niye yağ döküyorsun?
Evet, doğru. Bunun içinde yağ olduğunu ben nereden bileyim? Kağıt bu. Bir de ben ekmekler hani yumuşasın diye şey yapıyorum. Yoksa orada semsert oluyorlar. Bak ağzımdan tükürük çıktı ağzı o kadar. Asi, o zaman mantıken ekmeklerin üstüne sürmedim o yağı. Ekmeklerin üstünde zaten yağ var. Çünkü şu şeyin içine yağ kattım ya. Tamam o zaman artık buna ihtiyacın yok. Kendimi şu an çok büyük bir cahilmiş gibi hissediyorum. Bir susun. Ben biliyorum kendi kafama göre tarifler uyduruyorum bazen. Tamam şimdi. Ana şey eksik lan. Biber de uğramadım ben. Allah kahretmesin. Oğlum soda iç. Hemen biberlerimizi de doğrayalım. Böyle siyah olmuş sos niye orada tutuyorsun aşkım? Onu at çöpe bence. Arkadaşlar bunu fırına attıktan sonra yani pizzamıza bir su almaya gideceğiz. Yani su arayacağız. Evet, koskoca ülkede. O kadar menemenine laf ettiler. Cicik yapacağım. Cicik mi? Cicik yapacağım. İdeal pişirme kağıdı hazır kesilmiş. Bu pişirme kağıdıymış. Fırın tepsinizi yağlamadan kullanmanızı sağlar. Tepsinizin kirlenmesini önler. Pişirme esnasında tepsiye yapışmasını engeller. Ya yalan ya. Hepsi yalan dolan yani. Yani millet hasta olsun diye hani tepsiyi yıkamayıp kullanın diyor. Hani yıkamanıza gerek kalmıyor. Tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz diyor. Ama o kadar şey oluyor, pisleniyor. Ama sen yıkamadın. Geçenki videodan kalmıyorsun. Ama bu bir kere bir şey olmaz. İçime cin kaçmış herhalde. Ne oldu? Cinini çıkarıyorum. Asi geçen benim üzerimdeki nazarları aldı. Nazarları aldı böyle. Şöyle yapayım. Anneannemden gördüklerimi. Anneannem nazar çıkarıyor arkadaşlar. Şey 7/24 randevu alabilirsiniz. Şaka yapıyorum. Yaptı. Sonra yürü buralarım böyle. Yaptı. İlk önce nazar yapıyordu. Nazar çıkmıştır inşallah. Çıktı aşkım bak çıktığı için mutlusun böyle gülüyorsun. Doğru. Benim sorum nerede ya? Orada. Ben içebilir miyim ondan şunu keserken? Keserken içeyim ama. Beypazarı. Zamandan tasarruf. Frank üzümü aromalı. Beypazarı bana sponsor olur musun? Reklam değildir. Reklam yapıp reklam. Reklam olmadı zaten belli sponsor oluyor kız. O bile reklam sayılıyor. Reklam değildir. Alnıma sıçradı. Benim de bacağıma sıçradı. Bacak kıllarıma sıçradı. Yapışacak şimdi bacak kıllarına. Evet. Arkadaşlar abimi abimi uyandırırken abim bize çok sinirlendi. Gecenin köründe niye video çekiyorsunuz? Akşam çekseydiniz ya diyor. Sahur videosunu. Sahur videosunu akşam çekeceğiz evet. Kişnedim. Cin kaçmış her videoda. Ne yapıyoruz? Ekmeğimi döşeyeceğim şimdi aşkım. Ayağıma bastın. Pardon aşkım. Kendimi sınırda kişilik bozukluğu olan insanlar var ya onun gibi hissediyorum böyle. Ve bir çok sinirleniyorum. Bir böyle çok mutluyum. Ben de koyayım mı? Koy. Hayır şöyle koy dedim aşkım. Ben içine cin kaçmış harbi. Öyle şeyler. Hayır, yetmedi. Bir tane bundan eksik oldu. Bugün tost yemeseydik akşam yemeğini. Şu kafamı koyayım. Ben de şimdi, ekmeğim. Kısıdık. Evet. Sen de kafandan koyabilirsin oraya. Çaydanlık çok kötü görünüyor ya. Ya neden dursun, dursun hep duruyordu. Dursun dursun hep duruyordu. Şimdi duruyordu. Bir an tost diye kaybolacak. Hatta şey bunu çek, bunu çek, bunu çek. Şey yazacaklar yorumlara. Bırakın çaydanlık. Allah rızası için bağış atacak sana yeni bir çaydanlık. Hayır. Benim istemiyorum. Bu çaydanlıkla anılarım var. Çaydanlığımı zorbalamayın. Şu an çık diye kayboldu o çaydanlık videoda. Kayboldu. Seyirciler nerede o çaydanlık diye videonun sonuna kadar izleyecekler. Hiç demeseydiniz kimse fark etmeyecekti o çaydanlığın oradan kaybolmasını. Ben de bir şey yapayım mı? Al yapabilirsin ama fırlatma her sağa sola aşkım tamam. Ya lütfen. Ben de bir şey yapayım. Bak ezan okunacak birazdan çünkü. Merve açık alacağız ya. İyi güzel aşkım düzenli yaysana onu. Düzenli yaydım ne istiyorsun başka? Bak o taşta oraya o orada sert. Kalacak ben kalacak sonra. Düzgün yaptım ya. Ya düzgün yapıyorum. Merve'yi zorbalıyoruz ya. Tamam tamam. Şimdi çok güzel yapmışsın aşkım. Ellerine sağlık bak. Harikasın. Sen çok farklı yaptın. Bak şu sarımsak kime gelecek oy, acaba? Çok fazla sarımsak var lan. İşte bundan fokur diyorlar. Bundan dolayı fokur diyormuş. Sarımsak turşusu. Sarımsaklı pizza yiyeceksin birazdan. Senin en sevdiğin pizza sarımsaklı mi? Pizza değil mi? O zaman hayvani bir şekilde suslayacağız. Evet.
mideniz yanıyor. Aa, sarımsak susatıyor mu? Yüzündeki tüm suyu emer. Hadi canım. Sarımsak değil, turşu. Bu turşu şu an. Sanmıyorum ya. Turşu kokusu var ama turşu değil yani. Nerede? Kıtır kıtır hiçbir şey yok yani. Az şu an tüm bilimsel gerçekleri yok ettin. Şu an şey değil gibi hissediyorum kendimi. Aşkım ben deneysel bilimlere inanırım. Denediklerim şeylere inanırım. Ha. Denemediğim şeylere. Senin denemediğin şeyler deneysel değil yani. Senin dışında kimse denememiş henüz. Belki yalan söylemiştir bilim adamları. Ben nereden bileyim? Görmedim. Görsem hadi tamam eyvallah abi derim. İnanırım yani. Mesnevi'den ders aldım. Aa, perdeyi açmışım. Oldum Mevlana gibi. Evet. Şimdi en eğlenceli kısmına geldik Merve. Kaşar da yapma üstüm aşkım yapma. Ben yapayım mı? Ama güzel yap bak aşkım. Tamam. Şuralara taşmasın çünkü orada sertleşip kalacak. Tamam. Aşkım biraz çok çok koysana. Ya hepsini döksene. Ama hepsini dökme öyle top top kalır orada. Ya ne istiyorsunuz? Böyle biri diyor ki dikkat et aşkım az koy diyor. Birisi diyor ki çok koy diyor. Çok koyuyorum. O zaman diyor ki tam çok koyma diyor. Eşit bir şekilde dağıtsana. Bak şurası çok kaldı bu kenarlarda yok. Orada salçalı ekmek mi yiyeceğiz? Ya sen benim patronum musun ya? Değilim aşkım patronum falan değilim. Maaşımı ver. Çek elini. Ya niye parmaklıyorsun? Hayır değdi. Salça değdi elime de. Tamam işte. Mesela sucuk da atabilirdik ama sucuğumuz yok. Hay hay hay. Asi'yi başımızdan kovmanın yolu iş yaparken. Bak hiçbir şey demedi bu süreç boyunca bana. Türk şarkılar duyunca ben duramıyorum. Oynuyorum. De. Sosis de koyalım. Hadi koy. Her yerine koyma. Ben sosis sevmiyorum. Ben seviyorum. Koy her yerine. Tamam şu kenarına o atarsın zaman. Atarsın Merve. Atarsın. Atarsın. Çok zor bir şey değil yani. Bak sosisleri izliyorlar. Merve bu ne Allah aşkına ya. Bu ne kadar kalın kesmişsin aşkım. Şunun kalınlığına bak. Gönül bu o yüzden. Merve evet. Hiç kantinden tost yememiş herhalde ya. Çünkü o kantindeki tostları ben sattım. Sen satsaydın bu kadar kalın kesmezdin. Sen kesin kovulmuşsun ilk günden. Hayır patronum kesiyordu gelip. He o zaman bile be. Bu hazır tostu yapıp satıyormuş herhalde. Abim küçükken sosisleri löp löp yiyordu. Sucuğu da yiyordun, sosisi de yiyordun. Nasıl yiyordu? Löp löp. Koltuğun arkasına geçip tek başına yiyordu. Bir de niye koltuğun arkasına geçip sucuk yiyor? Saklanıyor işte. Görmesinler diye. Ben de yatağın altına girildim. Tamam. Şimdi. Ay bismillah. Çok sevdiğim bir şey kaldı. Mısır. Bunları da atalım. Yemin ederim var ya. Sahurda pizza yiyen ilk biz olacağız herhalde tarihte. Aynen aşkım. Kimsenin aklına gelmedi. Tüm bir 500 yıl boyunca bir bizim aklımıza geldi. Kesin gelmemiştir. Var ya hiç, bin yıl bak, o kadar eminim hiç kimsenin aklına sahurda pizza yemek gelmemiştir. Var mı aranızda arkadaşlar sahurda pizza yiyen? Varsa yoruma yazsın da teke tek atalım onunla. Firinimiz. Ya. Çaydan. Çaydanlık yine gözüküyor. Zorbalamayın çaydanlığımı bırak. Çık. Evet arkadaşlar şimdi birazdan bunu tepsiyi direkt fırına atacağız. Yaklaşık bir 15 dakika 16 dakika beklediğimizde zaten hazır olmuş olacak. Biz de o sırada gidip bir su getirelim. Suyumuz yok. Ne var ağzında? Konuşacak mısın sen de? Şeyden düşür. Bakayım. Dur düşecek dur. Tamam işte dur düşecek. Alıyorum. Çaydanlığımız. Şimdi çıktık. Evet. Su almaya gidiyoruz. Biraz yürüyeceğiz. Bir 15 dakika falan. Şurada yukarıda bir benzinlik var. O açık olması lazım. Yani orada su vardır umarım. Camlara bak. Kimler üretti? Çoğu cam açık. Işık yok lan. Yani ne demek yani, oluyor bu? Binanın üçte birinde ışık var sadece. Yani demek ki oruç tutmuyor. Mesela ya bir sorunları vardır ışık. ya da bir sıkıntıları vardır. Davulcu da duymadım bu arada. Davulcu zaten Ramazan böyle ilk bir iki günde gelir böyle çalar çalar gider. Sonra Ramazan son bir iki günde gelir çalar. Sonra Ramazan bayram günü 4-5 davulcu sürekli gelirler sırayla para almak için. Biz hiç gelmedi daha. Geçen sene Beylikdüzü'nü hatırlıyor musun? 3 kere mi? 4 kişi falan evet. farklı kişiler geldi ya. Aynı gün içinde. Neyse. Evet suyumuzu aldık. Göster bakayım suyumuzu.
Şimdi eve gidiyoruz. Attık fırına pizzamızı. Gider gitmez hemen yemeye başlayacağız. Ya çok bir şey olmamış, çok da yanmamış ya. Kenarları yanmış. O içinde sadece karanlıkta duruyor ya, çok kara gözüküyor. Çok da yanmamış. Tamam, tamam, bir ben şey yok korkudan ya. Var kenarlarını ya. Kenarlarını keseriz. Üzülme aşkım, senden değerli mi? Çık 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 aşkım, çık, çok sıcak. Şuralar bir tık şuralar bir tık yanmış ama olmaz. Caciki. Zamanımız çok az kaldı arkadaşlar. O yüzden Merve hızlı bir şekilde bir bize cacık yapacak. Caciki. Ben salatalığı soyayım mı? Zamandan tasarruf. Soy. Ben de o sırada hiçbir şey yapmayayım. Şu an bir yarışa, adeta MasterChef'te yarıştaymışım gibi hissediyorum. Valla su almaya gittik geldik ya. Aklım benim gitti arkadaşlar. Bir an hani unuttum bak, pizzayı. Asıl şeyim bu. Aa. Aa. Ya ustalık eserim bu. Bu ne, güllaç mı? Evet. Pek tatlı sevmem de ben. Yani bir de şöyle bir şey oluyor mu arkadaşlar, sizde oruç tutan arkadaş varsa aranızda. Mesela ben sahura kadar uyursam, sahurda kalkarsam hiçbir şey yiyesim gelmiyor. O yüzden hep böyle sahura kadar uyanık dururum. Hani fark ettiyseniz hani uykulu gibi gözükmüyorum. Biraz gözümde kırmızılık var, o da uyumadığım için. Ve iştahım kaçmasın, iştahım kapanmasın diye sahura kadar uyumuyorum. Uyanıp kalkınca asla bir şey yiyemem. Yine pıt diye yerine geldi o çaydanlık. Merve öyle bir yedin ki canım çekti ya. Güllaç reklamı. Merve bir gün bir... Allah belanı, ayağıma falan geldi. Şekersiz olmuş. Arkadaşlar şu Merve'nin güllacını yiyen herkes tükürüyor. Yedikten sonra bir sadece pıt yapıyor. Bakayım ben de yiyeyim. Az önce abisi yedi, tükürdü böyle. Ağzı hiç sevmez. Nasıl ki. Nasıl düzeltilebilir? Üzerine tekrar bir tane şerbet yaparım, düzelir. Aşkım bunun tadı yok. Hamur yiyoruz sanki. Zamanımız az. Bunu atıyorum içine. Merve. Hadi Merve. Merve'nin yapması gereken şeyi ben yapıyorum. Merve suyla doldurdu midesini. Hadi gidelim şunu yiyelim. Hadi gidelim yiyelim şunu. Nerede yemek yemek ya çocuğum. Benim kaşığım yok aşkım. Sen kafana dikersin diye getirmedim. Ha, iyi yapmışsın. Tam, tam buram. Tam sahur masası. Sesli yemek yiyen baba. Böyle. Bakalım pizzamızın oğlum, tadına. Oğlum senin yemeğin bittiyse kalk git artık hadi. Sen yemeğin daha yeni başladım artık baba. Öyle yapardı babam hep abime. Biz abimle gülerdik böyle sürekli. Babam durup durup şey dedi. Oğlum senin yemeğin bittiyse kalk git artık hadi. Ne olacak ki olduysa? Yemek bittiyse o da. Ya bu ne? Ne? Bak şimdi kaldıracağım mı? Pizza işte. Zeytinyağı. Zeytinyağlı pizza. İçi pişmemiş ki bunun. Ya da bilmiyorum. Aslında neresi pişecekti pardon? Ekmek zaten ekmek pişecek bir şey değil ki. Hayır ne bileyim, sosunun tam kurumasını bekliyordum ama. Geçen sefer böyle olmadı. Delicious. Tadı iyi mi bari? Ya aşkım müthiş. Böyle kopardık. Sahur gerçekten böyle bir şey ya. O kadar hazırlıyorsun, hazırlıyorsun sonra böyle bir yere odaklanıp bön bön. Gömüyorsun. Böyle çok amaçsız bir şekilde yemek yiyorsun. Yani amaçsız derken yani o an tek gayen o yemeği yiyip karnını doyurup uyumak. Kızım yemeğin bittiyse kalk git. Kalk git de gideceğiz artık. Git yat artık. Git yat mı? Yani zorla kaldırıyordu bizi. Sonra zorla uyuyordu. Sonra git uyuyordu. Hadi sen. Ah, su içelim. Su içelim. Su içelim. Arkadaşlar çok istediniz. Abi ne oldu sahur vlog. Ha işte geldi sahur vlog. Ne oldu? Zehirli domates soslu pizzamızı yaptık. Yedik işte. Burada da cacıkımsı, tuzsuz cacık içiyoruz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumda sahurla ilgili hikayelerinizi yazarsanız biz de okuyup biraz daha neşelenelim. Bu nasıl bir özne, nesne yüklem ya? Ben de bu kadar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Videoyu... İyi Ramazanlar diliyorum hepinize. Görüşmek üzere. Videoyu afiyet olsun. Beğenmeyip, bye bye. Kanala abone olmayıp hadi izleyenleri ben görüyorum arkadaşlar. Of! Of!
Evet.